Denizaltı nedir ve ne için kullanılır? Denizaltını ilk kim buldu? İcat edilip gelişmesi ne kadar sürdü? İlk Osmanlı denizaltısının ismi neydi? Peki yelkenli denizaltı olur mu? Görünmeyen şeyler insanoğlu için her zaman merak konusu olmuştur. Denizlerin altına dalma düşüncesinin de insanların hayallerini süsleyen belki de binlerce yıllık bir geçmişi vardır. Hatta arkadaşlarla iddialaşıp dipten kum çıkartma yarışları da belki de bu merakın bir ürünüdür. Ne dersiniz? Efendim, denizaltı isminden de anlaşılacağı, birçoğumuzun da bildiği üzere su altında ve yüzey seviyesinde bağımsız bir şekilde hareket edebilen bir çeşit gemi. Denizlerin bahşettiği görünmezlik niteliğini kazanmak isteyen ilk kişinin ise büyüklüğüne büyüklük katmak isteyen Büyük İskender olduğu ve denizaltının kuvvetli bir vurucu güç olarak kullanılmasının onun döneminde gerçekleştiği rivayet edilir. Aristo, bugün Lübnan'ın Akdeniz kıyısında yer alan ve tarihi bir liman kenti olan Sur'un alınmasında Büyük İskender'e yaklaşık 7 ay mukavemet eden denizcileri yenebilmek için fıçı şeklindeki sualtı silahlarının kullanıldığı yazar. Fakat kafasında planladığı ilk denizaltı aracını resmeden kişi Leonardo da Vinci iken, İngiliz matematikçi William Burns'a 1580 yılında ilk denizaltı tasarımını yapmış. Modern anlamda ilk denizaltı yapma şerefine ise Hollandalı fizikçi Cornelius van Drabel 1620 senesinde nail olmuş. Drabel öyle abartmamış tabi. Küçük, üstü kapalı bir tekne şeklinde yaptığı aletiyle nehrin 4-5 metre altından ilerlemeyi başarmış. Aslanım Drabel. Henüz o dönemde yürüyen uçak dahi bulunmamışken yürüyen uçak. Adam gemi yürütmüş. Hem de su altından. Yapılan bu teknenin iskeleti tahtadanken dışı ise yağlı bir deriyle kaplıymış. Drabel ve mürettebatının İngiltere Kralı 1. James'in önünde yapılan bir gösteri sırasında 2 saate yakın su altında kaldığı bile söylenir. Hatta James bir test dalışına bile katılmış ve tarihte su altında seyahat eden ilk hükümdar olmuş. Lakin gelin görün ki İngiltere donanması bu aracı pek coşkuyla karşılamamış ve orduda kullanılmasına izin vermemiş. Neden vermemiş acaba? Korkutmak için kullanmak varken korkmuş olabilirler. 1720 yılına gelindiğinde Simons adında bir İngiliz daha gelişmiş bir denizaltı yaptı. Ancak unuttukları bir şey vardı. Onlar basit basit tasarımlarla uğraşırlarken Türkler oho neler yapıyordu neler. Efendim aynı tarihlerde İstanbul'da tersane baş mimarı İbrahim Efendi tarafından yapılan bir denizaltı 3. Ahmet'in huzurunda başarılı bir dalış yapmıştı. Tahtel bahir denilen bu alet timsah şeklindeydi ve ağzını açıp kapatabiliyordu. Şehzadelerin düğün merasimi sırasında gerçekleştirilen bu gösteride denizaltı birkaç kez batıp çıkmış bile. Sonrasındaysa ilerleyip padişahın bulunduğu yönde durmuş. Tahtel Bahir'in baş kapısından 5 asker çıkmış ve bu muhteşem icadın maharetlerini sergilemiş. Tabi timsah şeklinde yapmaları da gayet enteresan yani. O dönemde hangi timsahtan ilham aldılar acaba? Var mıymış İstanbul'da falan? Ben bilmiyorum. Denizaltı teknolojisinin gelişimi durmuş mu? Durmamış elbette. 1776'da Amerikalı David Bushnell adlı mucit daha öncekilere benzemeyen bir denizaltı yapmış. Adını da timsah kuracakmış fakat bizim Tahtel Bahir'in taklidi olabileceği düşüncesiyle vazgeçip kaplumbağa koymuş. Bu denizaltının dikey ve yatay olarak iki tipte pervanesi bulunuyor. Ancak bu pervaneler elle çalıştığı için sürati çok azmış ve bu yüzden de pratik bir karşılık bulamamış. 1700'lerin sonlarında buharda geminin de mucidi olan Amerikalı Robert Fulton su altında uzun süre kalabilecek bir denizaltının planlarını hazırlamış. Fakat pratiğe dökememiş. Ancak ve ancak 1800 senesinde bu hayalini gerçekleştirebilmiş.
O alet suyun yüzünde yelkenle yol alabilirken, suya daldığı vakit yine elle döndürülen bir pervaneden yararlanıyormuş. Fulton'un denizaltısını diğerlerinden ayıran en büyük özellikse bütün dünyanın ilgisini çekmesi ve ününün Avrupa'ya kadar yayılması olmuş. Sonrasında da bu denizaltıyı Fransız İmparatoru 1. Napolyon'a hediye etmiş. Artık hız zamanı öyle değil mi? Efendim, sonraki yıllarda denizaltılarının pratikte birçok amaç için kullanılabileceği anlaşılmış ve alandaki çalışmalar da bu doğrultuda hız kazanmış. 1819 yılında Coulson kardeşler yaptıkları bir denizaltıyla Amerika İç Savaşı'na katılarak bir gemi bile batırmış. Ancak kendi denizaltıları da yaralanınca bir daha su yüzüne çıkamamışlar. Demek ah aldılar. Ah almayacaksın işte, sonra Allah gün yüzü göstermiyor insana, denizin dibini gösteriyor. 1880'lere geldiğimizde ise karşımıza Abdülhamit denizaltısı çıkar. Bu denizaltı Osmanlı donanmasının tam anlamıyla ilk denizaltısıdır. İngiltere'de inşa edilip parçalar halinde Osmanlı'ya getirilen denizaltı, Haliç tarafında bulunan taş kızak tersanelerinde monte edilerek denize indirilmiş. 1888 yılında Sarayburnu'ndan dalan denizaltı Üsküdar önlerine kadar getirilmiş ve boş bir gemiye torpido atıp batırmak suretiyle de yabancı devlet temsilcilerine gösteride bulunulmuş. Böylece de Osmanlı donanması hedefe torpido atan ilk donanma olarak tarihe geçmiş. Konumuz denizaltı iken tarihte birçok İtilaf Devleti mensubunun mezar, şehitlerimizin ise ebedi huzur bulduğu Çanakkale'ye, Çanakkale Savaşı'na değinmezsek olmaz. Efendim, Türk milletinin tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi, dünyada işine az rastlanır cinsten bir deniz ve kara muharebesine sahne olmuş. Denizaltı harekatları süresince Çanakkale Boğazı'nı İtilaf Devletleri'ne ait toplam 13 denizaltı 27 kez geçme denemesinde bulundu. Bu denizaltılarından 3 İngiliz, 2 Fransız ve 1 Avustralya denizaltısı batırılırken, 1 Fransız denizaltısı ise Osmanlı kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Çanakkale kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Videomuzun sonuna yaklaşırken güncel dönemden de kısa bir bilgi aktaralım. Sonu faciayla biten Ocean Gate firmasının Titan denizaltısını duymayan pek yoktur değil mi? Efendim, 18 Haziran 2023 günü gerçekleşen olayda bu denizaltı maalesef 5 kişiye mezar oldu. İçerisinde Ocean Gate CEO'su Stockton Rush, İngiliz milyarder Hamish Harding, Fransız kaşif Paul Henri Nargelot, Pakistanlı iş insanı Şehzade Davut ve onun 19 yaşındaki oğlu Süleyman Davut vardı. Bu 5 kişi 18 Haziran saat 8'de Atlas Okyanusu'nun tam 3800 metre derinliğindeki Titanic enkazını görebilmek için yola çıktı. 111 yıldır aynı yerde bekleyen enkazaysa ne yazık ki ulaşamadılar. Saat sabah 9.45'i gösterdiği sıralar Titan'ın ana gemiyle olan bağlantısına kesildiği bildirildi. Daha sonra ise ani bir patlamayla Titan denizaltısının bu 5 kişiye mezar olduğu açıklandı. Patlamanın kesin olarak nedeni açıklanmasa da akla yatan gerçek şuydu. Daha önce aynı dalışı başarıyla gerçekleştiren titanyum gövdeli küre şeklindeki Alvin denizaltısı batık bölgesine özel bir gemiyle taşınmıştı. Titan ise daha küçük bir gemiyle ve üstüne üstlük deniz dalgalıyken taşındı. Uzmanlara göre de bu yöntem Titan'ın hasar almasına, dalış sonrasında da muazzam basınç altında patlamasına yol açtı. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmediyseniz bunları yapmayabilirsiniz ama neden beğenmediğinizi de yorumlara yazabilirsiniz.